Ailenizden bize bahseder misiniz? Öncelikle merhaba, Semih Sertoğlu ben. Düzceliyim, Düzce'de doğdum büyüdüm. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Düzce'de emlak sektöründeyiz. Emlak olarak çalışıyoruz. Alım, satım, kiralama. Şu anki Düzce emlak sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Düzce'de emlak şu anda çok hızlı. Özellikle bu faiz oranlarının düşmesi sebebiyle çok hızlandı İnşaat sektörü. Yani bundan 6 ay önce çok yavaştı ama şu anda çok hızlı. Çok büyük projeler yapılmakta. Yani özellikle Ankara'ya, İstanbul'a yakın olması büyük projelerin burada olmasına neden oldu. O yüzden Düzce şu anda çok iyi ilerliyor. Çok kaliteli inşaatlar yapılmakta, çok kaliteli siteler yapılmakta. O konuda Düzce zaten çok avantajlı konum olarak da şu anda çok iyi ilerliyor. Ev kiralamak veya satmak isteyenler emlak seçimi yaparken neye dikkat etmeli? Ev mülk sahibi özellikle yaparken tahliye taahhütnamesi kesinlikle imzalatmalı. Yani gelen kiracının özellikle eşinden muvafakatname almalı. Yani seçim yapılırken işte gerçek değerler üzerinden gösterilmeli. Gerçek bir sözleşme yapılmalı kendi adına. Satın alım yaparken de emlakçıdan ya da şahıstan alındığında da kesinlikle kapora alınmalı. Yani alıcı olarak da kesinlikle sözleşme yapılmalı. Neden Lotus Emlak tercih edilmeli? Biz Düzce'de 5 yıllık bir firmayız. Kendi sözleşmelerimiz olsun, alım satım olsun, bütün her şeyimizi resmi şekilde, her şey tamamen şeffaf, alıcı satıcı bir araya gelebilecek şekilde yapıyoruz. Zaten yetki sözleşmemiz de var bu anlamda. Biz gayrimenkul firması olarak işimizi en iyi yaptığımızı düşünüyoruz ve yapıyoruz da. Sattığımız ya da kiraladığımız insanlarla da hep dost olduk. 5 yılda bu kadar büyümemizin sebebi de budur. O anlamda kendimize çok mutluyuz. Sosyal medyanın emlak sektörüne ne gibi katkısı oldu? Özellikle bu pandemi sürecinden sonra insanlar dışarıya çıkamaz oldu. Ev almak istiyorlardı ama çıkamıyorlardı. Zaten biz sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanıyoruz. Ki sizin sayenizde de Düzce'de çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Artık pazar buralarda yani. Emlak 8 hakkında ne düşünüyorsunuz? Emlak 8 Düzce'de kurumsal olarak başladı. Evet, evet. Ama işte yani yavaş yavaş yükseleceğini düşünüyoruz. Neden bir sahibinden, neden bir Hürriyet Emlak gibi olmasın? Yani Düzce'de onlar da bu işe ilk başladıklarında bu kadar büyüyeceklerini düşünmüyorlardı. Yavaş yavaş artacağını düşünüyorum. Bize de çok destekleri oldu. Buradan kendilerine çok teşekkür ederiz. Çok da memnunuz. Emlak 8 iyi ki var. İyi ki biz sizle çalışıyoruz. Teşekkürler.